Kabada Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Alpina VIP 52 modelinin piston değişimini yapacağız. Usta burada, müşteriler varken 2 dakikada söktü makine, o yüzden video alamadım. Şimdi temizliğini yapıyorlar. Piston çizik, gördüğünüz üzere. Ya zaten bize gelen makinenin hepsinin pistonu çizik. Arızalı, basit arızalı makine gelmiyor bize. Ondan da bahsedelim. Bu şekilde görüyorsunuz. Ben burada olmayacağım. Elemanlar çekecek. Muhabbet döner bilmiyorum. Ona göre çekersiniz gençler. Durdurun, toplarken çekin falan. Böyle yapalım. Böyle bir görünsün. Nasıl topluyor usta, onu görün gibisinden video çekeceğiz. Ben gidiyorum. Çekme ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam diyeyim. Sen bu fikse bakıyorum ben de. Ne abi? Filtre. Bakayım abi. Ya sen eski usta buldun abi. Sayılır. Sayılır ha. Asıl Hacı'nın kardeşi yok burada ne? Bana baktın da sen. Şundan. Sastro. Kastor. Heh, Kastor. Bu Bayburt'tan tabi getirdim. Bayburt'tan getirdim. Şöyle söyleyeyim amca. Şu an elimde yok. Tamam, sipariş verdim. Acelesi yok. Sipariş veririz. Heh. Onu modeli belli mi onun? Neyse, bizim patron bir okula kadar gitti, gelsin. O sipariş vermesi lazım abi. Öyle mi? Tamam. Heh. O zaman ben ciddiyim, ben burada açıklarım. Tamam abi. Yoğurarım. Kendisine derim, tamam. Bakar zaman yolu düştüm. Ovacıktan geldim. Ben alttan gideyim, tam bir veriyi bozuyor bak şimdi. Tamam amcam. Siparişinden geliyor. Siparişle gelir amca. İki tipi var bunun. Bir öbürü var, bir bu var bak. İki filtre var burada. Evet. Birisi değişik. Benimki bu. Tamam amcam. Okula mı gittik? Gelir mi şimdi? Gelmesi lazımdı ama gelmedi daha. O Hacı'nın kardeşi de. Hacı'nın oğlu. Oğlu mu o ya? He. Bu Hacı Kotek diyen mi çok kötü oğlu vardı? Nasıl? Burada çalışan da vardı. Tamam işte o. Oğlu. Değil mi? He. Ben onun kardeşim mi? Ben kaserde buralardayım ben. Doğru. Gel
Da niye yapıyorsun onu? Ney? Dizme bilye de o yüzden. Telefon edeyim bakayım, geliyor zaten, bekliyor, yoksa bekliyorum. Aşı olmuş ya abi. Sen... ne zaman geleceksin? Vay ya, yeni kaçtı, 4 aydır cemze değil mi? Tabii ne zaman geleceksin? Ters geliyor, ne bileyim ne zaman geleceğim ya. Şimdi abi ters yola düşüyor burası falan. Sen telefonu ver bakayım bana, ben geleyim mi geleyim, ben giderim gelirim. Yaz abi. Ben alayım. Şimdi bir cebi. 542. Bir dakika. Evet. 0542. Yok böyle kolay bulamıyoruz biz. Arada nereden arıyorduk? Şurada. Çişiler, klavyeden arıyorduk. 0 542 42 727 100 27 36 37 Yakup Kavacı 36 37. He? 37. Yakup Kavacı. Şu bir daha söyle. 727 37 36 37.
Anlamıyorum ben. Ona yeni piston mu takmışlar? Evet, tamam. Şimdi 36'yı yazıyoruz şoklar. Şimdi de 37. Evet. Tamam. Şimdi o. İhtiyarladık sen bu kadar fren verir. Yakıp testi de. Evet abi. Evet. Haziden mi yukarı? Tabii işte ne getirdik? Toplantıdan bir yerden sesi almıştık. Tabii. Okula gitmişti abi. Okula. Ama ne gider. Bu telefonu ben yazarım, ona irtibata geçerim. Tamam. Hadi. 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 Kolay gitsin. Sağ olun. Şeyi bir yıkasana Cem. Şunu.
Büyük salona mı okuyan şey mi? Yok. Çekiyor mu? Çekiyoruz. Çekiyor mu? Sessiz muhabbet mi yapıyorsunuz? Aynen öyle. Az İyi önce mi? Bir hacı geldi. Telefon. Alpina Tırpan filtresi istiyor. Klamaklarınkine benziyor. Tamam. Aradım mecburi attı sonradan. 4 kişi aradı beni de telefonu sessize aldım. Ha, daha sonra arabilir misiniz demiş. Olamak çalışıyor. 365'te çalışıyor mu gençler? 365 çalışıyor. Ona bir pala zincir bulalım. Şimdi neler değişti Mehmet Usta? Pistonu değişti zannediyorsam. Doğru mu? Evet. Yani o ana zaten arızamız. Başka neler yaptık makineye? Balatanın saplamaları değişti. Balata vidaları değişmiş arkadaşlar. Bakalım çalıştıracağız, bakacağız. Ne olacak, ne bitecek göreceğiz. İnşallah. Beğenirsiniz videoyu. Biraz sessiz bir video oldu. Muhabbet yok. Muhabbet ettiniz mi gençler? Yok. Oğlum müşteri vatandaşla muhabbet etmek gerekiyor dermişim. Böyle muhabbet konusu olduğu zaman muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Çekilmiş artık biz de yapalım. Koyalım tekrar aynı şekilde. Çeksin. Şimdi
hangi makinede de destek sağlayacak. 365'e hala zincir takacağız. Deneyeceğiz, onun işi tamam, sadece denemesi kaldı. Şeyle oyalamak da aynı şekilde. Bilmiyorum, bakmadım. Ben direkt çıktım okuldan geldim. Biraz laf şey yaptık sana. Laf mı yaptık? Versene bir bakayım WhatsApp'tan. Bana bir şey yaptın. Bizi ilk motoru yaptıranlardansın böyle şey. Yani o derece çılgınız ya abi. Ver telefonu. Ya şey yazdım ben dedim. Ben dedim aradım ya. Kavuş alıyordum. Bana söylemedim. Doğru tabi. Yaptan dedim. Bir ne yazmış onu bir göreyim ama. Şey yazmış işte. Diğer ilk günü motor yaptıranlar sırasında ilk sıralardasın. Tamam. Doğru söylemiş. Motor yaptırdık biz GF'e. İşte ben de Barış Sena Levut abi. Yakup abi ara söyledim. Dur neyse yazarım bana akşam. Müsaitken yazarım. Şimdi benim bir tane ATV'm vardı. Muhabbeti hani merak edenler için anlatayım. Aldık biz bunu Ankara'dan. Makine bildiğin 800'lük ATV böyle çamura saplanmış. Bunu da bir güzel yapmışlar abi. Ondan sonra biz bunu tamirciden aldık bir de hani. Bir müşteri tamirciye bırakmış. Tamirci dedi ki biz dedi her şeyine dedi kefiliz falan filan. Bunu kışın gittik. Ankara'dan aldık abi. Ki firma ismini hatırlamıyorum da bu adam zaten hiç düzgün kullanmazmış. Kilometre saatlerini falan söküyormuş, tamam mı? Ondan sonra şey kablolarını cihazı sana sıfır gibi satıyor. Şey kompresör fişi takılı değil değil mi? Şimdi ATV alacak olanlar için söyleyeyim. Büyük CC'li yani motor gücü büyük olanlarda şunu yapıyorlar. Dışını bir güzel kaplıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra jantlar lastikleri bir güzel değiştiriyorlar. Çıkma jant lastik alıyorlar onlara. Ondan sonra çamurda, yarışlarda, her türlü yerde böyle zorlanacak yerlerde kullanıyorlar bu makineleri. Ve sonrasına satacakları zaman bunları işte kaplamayı söküyor üzerinden kaporta pırıl pırıl çıkıyor. Lastikleri de yeni jant lastiği takıyor ilk üzerine geleni. Kilometre fişini de takıyor. Sen diyor o motor cillop gibi yani. Nitekim biz bir tane aldık. Aynı bizim dediğimiz tarzda bir makine. Bize tabii hiç kimseye de sormadık alıyorken. Çevremizde birçok ATV kullanan adam var. Ve bu aldığım kişinin yani satan kişi aslında piyasada mimlenmiş biriymiş yani. Ondan sonra biz aldık abi, burada kar var böyle diz boyu. Şurada köyün içerisinde daha ufak bir yer var. Zorluyoruz motor çıkmıyor lan. Dedim, bu buradan ya çıkacak ya şey olacak. Motorda bir uğultu başladı. Sonra geliyoruz böyle. Varyatörünü oraya açtım. Ses iyice çoğalıyor böyle çalıştıkça. Sonra takır takır başladı. Motor yedik. Tabii o zaman makine 20 bin liraya falan satılıyor sıfırı. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Biz 5500 lira para harcadık motora. Düşün yani. O derece. Şimdi bir muhabbet vardı. WhatsApp'tan birisi bir grupta yazmış. Ben de ona cevaben yazmıştım. Dedim ki yani sen niye en arkadan gidiyorsun? O da yazmış bana. Sen ilk motor yaptıranlardansın 800 cc'lik ATV. Doğru, evet, ben motor yaptırdım 800 cc'lik ATV. Ama işte dediğim gibi motoru söküyoruz abi. Tanıdık usta yanında. Ben anlamadığım işi ya da benim işim olmayan işleri kim yapıyorsa o işi düzgün ona götürüyoruz. Yani her bir halta el sürmeyiz. Bunu da anlatayım. Nitekim oraya söküyoruz abi, adamlar bir kaynaklamış makineyi. Yani size şöyle izah edeyim. Yok böyle bir işçilik. Hani pert arabayı alırlar, toplarlar böyle size orijinalmiş gibi gelir ya. Aynı o işçiliklerden. Boya atmışlar. Dışarıda hiçbir şekilde boya atıldığı o bir belli bir bölgesine şey belli bile olmuyor. Böyle kapalı bir garaja götür ya da bir noktaya götürüyorsun. Orada bir renk farklılığı var ama diyorsun ki acaba lan gölge mi vuruyor ki falan. Değil anasını satayım. Adamlar içeride alüminyum kolu falan kırılmış. Kaynatmışlar tabii, bunu sökünce görürsün. Biz onu satarken her şeyini söyledik. Bak böyle böyle yaptık. Şu su var, bu su var gibisinden. Pardon, onu zaten ATV bayisi almıştı. O tamir ettiğim bayi alıp satmıştı. O bunun için
yanlış bilgi vermeyeyim. 625'lik vardı bir de aynı anda. Onu satarken altına adam 20 sefer girdi baktı ya. Ben nesi varsa hepsini anlattım adama. Zaten yani bunu izah ediyoruz. Nitekim işte biz bakmamıştık. Yani kar yağıyor hadi dedik Gebze'ye gidelim geri falan. O muhabbette de gel abi gel. Nitekim her tamircinin lafına da güvenmeyin. Benim o makine alıyorken tamirci arkadaş orada Ankara'da iki abi kardeş böyle kırıklar. İsim vermeyeyim. Ha, adamların bir suçu yok. Satan kişi söylemedi ama bunlar da konuştuğum kadarıyla oradaki tamirci arkadaşın demesine göre biz hani bu işlemleri yaptık ama müşteri aldığın kişi sana anlatmıştır diye düşünüyorduk dediler. Bilmiyorum yani o zaman 5-6 senelik mevzu belki de daha fazla. Nitekim bize yapıştırırlar açılmış işte hasarlı şasesi kaymış motoru. Ama dışarıdan baktığı zaman hiçbir şekilde anlaşılmıyordu. Yani nereden nereye toparlayayım? Bir makine alıyorken şeye muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Yani etrafına dikkat edin. İşte motoru ısıtın, deneyin, bakın. Her tamircinin sözüne de güvenmeyin. İşte adam dedi ki biz bakımını yaptık, her şeyini yaptık. Sorunsuz makine dedi. Biz de biraz onların lafına güvendik. Çünkü orada yanına gelen arkadaşlar vardı. Yani çok ilginç işler yapıyor adamlar ya. Yani kendilerini çok fazla açmışlar yani. Fazla kafa var onlarda. Samimiyetimle söylüyorum. Yani bu muhabbeti daha sonra inşallah anlatırım. Şimdi konu neydi, nereye geldi? Nitekim protez bacak kalıbı falan yapıyorlardı orada fiberden. Ben yani çocukları çok takdir ettim yani oradakileri. Helal olsun. Yani bazı başka şeylerle uğraşıyordu. Arkadaş ortamları böyle hep bilgili çocuklardı. Yani zehir gibi insanlar vardı. Hatta çocuk bilgiden konuşmayı bile beceremiyordu hakikaten yani. O protez bacak kalıbıyla ya da işte prototipiyle ilgilenen çocuk da buydu. Diyor ki İstanbul piyasasını gezdim. Hani böyle benim gibi akıcı konuşmuyordu çocuk böyle. Ondan sonra İstanbul piyasasını gezdim. Öyle yaptık böyle yaptık. En diyor düzgün işi çıkaran bunlar dedi. Belli zaten adamların yaptığı iş çok üstün körü bir şey yani. Yaptığını anlayamıyorsun abi. Biz öyle bir kazı yemiştik açıkçası ATV'den. Ondan sonra işte biz bunu yaptırdık, kullanıyorduk. Para lazım oldu. Bir ATV'ci arkadaşa verdik yani bayinin tekini. O da sattı. Tabii her bizim o makinede ne varsa hepsini bilerek ki karşı tarafa da söyleyerek satıldı makine. Onu biliyorum. Ondan sonra 625 motorumuz da aynı şekilde. Ne var ne yok hepsini anlatmıştık. Müşteri geliyor. Bakalım belki durdurabilirim. Abim hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam abim. Sağ olun, teşekkürler. Zincir lazım bana. Hangi motora göre abi? Şöyle. Hemen bakıyorum abim. Güzel eğlemişsiniz zinciri. He? Zinciri güzel eğlemişsiniz. Çok sivri yaptısınız abim ya. Evet. 28,5 diş büyük ihtimalle gene de sayacağım. Cem sen şu sigara değiştirdiğine bin pişman mısın lan? Evet. 30,5. 30,5 var mı lan? Buçuk. Buçuk mu oldu? 91 zincirlerde buçuk, %80 var abi. Ya mazot kapağı benzinden kapaktan şey kaçırıyor ya. Bunu ne yapacağız? Var mı öyle sizde? Motor ne abi? Markası böyle iyi bir markası. Fark ediyor abi. Selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Sağ ol abi. Eyvallah abi. İlkan şuna bir benzin vursana. Bunu bir motora takmışsan olmadı. Kullanılmış değil. Zincirlenmiş mi o? Tabii. Yeni zincir her zaman hazır filelenmiş vaziyette olur abi. Ne gösterdin? Şimdi bakıyorum abi. Nasıl?
aşırı derecede sivriklisi var. Ben yapmadım değil mi? Makineyi montajladık, çalıştırdık. Öncesinde nasıl bir video çekildi bilmiyorum. Tezgahta mı duruyordu bu gençler, sağını solunu çekti mi? Onun hakkında da hiçbir fikrim yok açıkçası. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.
Çünkü eklerken göreceğim tüm bu şeyleri, aşamaları. O yüzden bir şey diyemiyorum açıkçası bu konu hakkında. Dediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.